Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis lezzetiyle İnegöl köfte tarifi ile geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Ben tarifimi 500 gram kadar kıymadan hazırladım. Kıymanın üzerine rendeledim bir adet büyük boy soğanı ekledim. Ardından 3 yemek kaşığı kadar ekmek içi ilave ettim. Bunun yerine galeta unu da kullanabilirsiniz, elinizde hangisi varsa. Ardından 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı kadar şeker ekledim. Burada 1 dolu çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve son olarak bir silme çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Normalde İnegöl köftede farklı baharatlar kullanılmaz. Fakat e, ben birazcık baharat kokusunu seviyorum köftede. Orijinalinde baharat kullanılmadığını biliyorum. E, sadece karbonat ve tuzla hazırlanıyor. E, ama ben dediğim gibi kırmızı toz biber ve çok az miktarda karabiber eklemeyi tercih ettim. Seviyorsanız çok az miktarda kimyon da ekleyebilirsiniz her malzemeler kullanılmıyor. İnegöl köftede diğer köfte türlerinde olduğu gibi yumurta, maydanoz vesaire eklemiyoruz. Güzelce yoğurmak oldukça önemli. Toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar iyi yoğurursanız şekil vermeniz o kadar kolay olacaktır. Köfteniz o kadar lezzetli olacaktır. Yoğurma işleminin sonuna doğru şöyle elimle toparlıyorum ve yoğurma kabına Birkaç defa ortalama 20-25 defa fırlatıyorum ki biraz da kıvamı güzelleşsin. Kıyma harcımız hazır olduktan sonra en az 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. İsterseniz akşamdan hazırlayarak e, ertesi günde şekil verebilirsiniz. Üzerini kapatarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. En az 1 saat kadar dinlenmesi de yeterli olacaktır vaktiniz yoksa. Şekil verirken bir kaseye az miktarda su aldım. Ara, ara elimi ıslatarak uzun formda şekiller verdim. Çok büyük yapmıyorum köfteleri. Avucumun orta kısmıyla uzun bir form vermeye çalışıyorum. Şekil vermesi oldukça kolay. Zorlayıcı bir tarafı yok zaten tarifin. Şekil verme aşamasını daha fazla uzatmak istemem. Bunu da gösterdikten sonra artık diğer işlemlere geçeceğim. Dilerseniz bu köfteyi hazırladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketmek istediğinizde buzluktan çıkartarak pişirebilirsiniz. Köftelerime şekil verdim. Artık kızartma aşamasına geçebilirim. Çok az miktarda sıvı yağ aldım. Geniş bir tavaya yağsız bir şekilde de kızartabilirsiniz. Eğer kıymanız yağlıysa biraz kendi yağını da bırakıyor. Çünkü şöyle tavaya bütün köfteleri hazırladım. Köfteleri alıyorum. Ocağım orta ateşte. Ocağımız çok yüksek ateşte olursa iç kısmı birazcık çiğ kalabiliyor çünkü. Çok kısık ateşte yaptığımızda da kuru olabiliyor. Bunun için orta ateşte pişirmek her zaman ideal oluyor bana göre. Ara ara sallıyorum. Ve her tarafını eşit bir şekilde pişirmeye çalışacağım. Maşa ee, maşayla çevirerek her tarafına. Kızartma aşamasının da tamamını göstermek istemiyorum. Çok fazla uzun olmasın video. Zaten kısa sürede ara ara çevirdikten sonra pişiyor. Az önce de belirttiğim gibi artık pişen köfteleri yavaştan alabiliriz. Biraz daha piştikten sonra köftelerimiz güzel bir şekilde pişti. Her tarafı pişenleri öncelikli olarak alıyorum. Ben ayrı yeten köfteyi pişirdiğim tavada bir miktar domates ve biber de pişirdim. Şöyle renk olmasını istedim hem de e, ayrı lezzetli buluyorum bu tavada biber ve domates pişirildiğinde üzerine şöyle servis tabana aldıktan sonraki hali bu. Köftenin iç dokusunu da sizlere yakından göstereceğim şimdi. Eğer garanti bir köfte tarifi arayışındaysanız muhakkak deneyin derim. Lezzeti de sunumu da harika oluyor. Denediğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda abone ol butonuna tıklayarak beni takip alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.